Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki testlerin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 82 ve 83'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda AB, AC ve AD demiş. AB, AC ve AD demiş. Aslında üçgende açıda sorulan bir soru bu. E, burada kaç 36? ABC'de dörtgen olduğu için dörtgende de sorulabileceğini gösterdim. Hatta çemberde bile sorulabilir. 36 ve çevre açı ve merkez açıdan direkt cevabı 72 işaretleyebiliriz. Ama onu da çemberde gösteririz size. E şimdi ikiz kenarlıklar var. Ne yapacağız? Taban açılarına değerler yazacağız. Mesela buraya bir A açısı dersek. Hocam şuradaki ikiz kenarlıktan burası da A'dır. A artı 36 ise burası da A artı 36'tır. A iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Yani burası A artı 36 ile 36'ın toplamı A artı 72 yapar. E hocam burada da iki iç açı bir dış açı. A artı X de Neye eşit olmak zorunda? A artı 72'ye eşit olmak zorunda. A'lar gider ay. Ve x'i de böylelikle ne buluruz? 72 olarak buluruz. Cevap edremit oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. BD 16, AC 30 verilmiş. Bu uzunluk isteniliyor. Eşitler var. Eski konular yine karşımıza çıkıyor. Ne yapacağız? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. Kalemimizi koyduktan sonra ne yapacağız? Şu uzunluk verilmiş bize. Bu uzunluk kaç verilmiş? 16 verilmiş. E o zaman buna ait bir orta taban çizelim. Hop şöyle bir orta taban çizdik arkadaşım. Yani şunlar birbirine eşit. 16 ise burası kaç yaptı? 8 yaptı. Sonra hocam şuna ait de bir orta taban çizmemiz lazım bizim. Değil mi? E buna ait de orta taban bize şu kenar verilmiş. Bu kenar kaç verilmiş? 30 verilmiş. Hop şöyle ona paralel çizdiğimiz zaman tam buradaki noktaya denk gelmek zorunda. Orta taban çizgisi olduğundan. E 30 ise burası da 15 oldu. Hocam şu 90'ı kullanalım. E şunlar paralel. 90 90. E kırmızılar da paralel. Z'den dolayı burası da 90. Ve burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 buluruz. E, F uzun isteyen diyor bizden. Yani cevap balık isir oldu. Geldik bir sonraki soruya. 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta ya. Ya eski birliklerinizi hala daha uygulayacaksınız kardeşim burada. Yalnız dikkat et. Burada BC ile CD birbirine dik verilmiş. BC ile CD birbirine dik. Ondan sonra AB ile AD birbirine dik verilmiş. Bir de şununla şu paralel verilmiş. Paralel ise 90 ise burası da 90. Ha, alfa beta'ya dalarız. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Hocam alfa 90 beta var. E, geçiş yapamıyorum. Dik üçgeni oluşturalım o zaman. Şuradan dik çizersem alfa 90 beta. Yani şuradaki üçgenler ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta eş oldu. 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. O zaman beta'nın karşı 4 ise beta'nın karşısı 4'tür. E buraya 4 kaldı. E 90, 90, 90, 90. Burada bir dikdörtgen oluştu. 4 ise burası da 4 yapar. Sonra alfanın karşısı 8 alfanın karşısı burası da 8'dir. Alın ABC'de isteniyor. 4 kere 8 32 burası. 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 burası. E burası da aynı şekilde 16. E o zaman 16 16 32 bir de 32 topladığınız zaman 64 mi yapıyor? Evet. 3. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. Açı ölçerleri kullanmayı öğrendik arkadaşım. 145 ile 50 derece yani 95 mi? Bundan bunu çıkart. 50, 150 ile 65'e çıkarttığımız zaman 85 mi yapıyor? Evet. 160 ile 30'u çıkarttığımız zaman 130. E, bu açılar belli. X isteniyor benden. Şimdi 95 ile 85'in toplamı 180 yapıyor. E, 180, 130 daha kaç yaptı? 180, 130 daha 310 yaptı galiba. O zaman buraya da kaç kaldı? 50 derece kaldı. E, 360 ile tamamlamayı, yani normalde şöyle yazarız. 95 artı, 85 artı, 130 artı, 50. Dört geniş açıları toplamında. 360, 50 dediğimi bak, X. X de böylelikle ne çıktı? 50 çıktı. Tamam. Dördüncü soru. Cehan geldik. Beşinci soruya. Şimdi A eksi B değeri nedir diye soruluyor. Normalde bunun formülü var. Karşılıklı açılardan geldiği zaman karşılıklı açılar arasında kalan dar açı farklarının yarısına eşitti. Yani farklarının yarısı mutlak değerce yarısı eşittir. 30 o zaman cevap kaç yapar? 60 yapar diyebiliriz. Ya da unuttuk mesela. Hocam buraya x x deriz. Buraya y y deriz. Tamam. Sonra burada şey 150'yi kullanmamız lazım. Değil mi? 150'yi hocam şurada kullanabiliriz. X artı Y artı B. X artı Y artı B artı 150 eşittir 360'tan. 360'tan 150 çıkar. 210 yapar? Evet. Sonra burada da bir boynuz var. Bu Şu boynuzda da X artı Y artı A. X artı Y artı A da neye eşit? 150'ye eşit. E benden B eksi A ya da A eksi B isteniyor. Taraf tarafa çıkartırsam X artı Y'ler gidiyor. B eksi A kaç eşit oldu arkadaşım? 60 eşit oldu. Zaten a b'nin mutlak değeri isteniyor benden. O da aslında nedir? Aynı zamanda mutlak değer b eksi a'dır. O da b eksi a'da 60 olduğundan cevap 60 çıktı. 5 soruda. Geldik 6'ya. Üçgendeki özelliği anımsattı bana. Normalde şöyle yapabilirsin dostum. Ne dersin? Buraya x x dersin. Yok. Buraya n n dersin. Buraya m açısı demeyelim. Çünkü iki iç açı bir dış açıdan. n artı x burası. n artı x burası. Sonra burası da 360'a tamamlıyor yani 180'e tamamlıyor. 180 eksi 2n eksi 2n 2x deriz buraya da. E sonra ne oldu ne oldu? Şuradaki dörtgende bir şey çıktı. İç açılar toplamı a artı b artı 2n artı 180 eksi 2n eksi 2x eşittir. Ne diyeceğiz? 360 diyeceğiz dörtgen iç açıları toplamından. 2n'ler gitti bak. Buradan a artı b eksi 2x eşittir 360 yapar. Yok 180 yapar. A e, artı B 210 verilmiş. Bu 210 sa 210'dan 180 çıkınca 30 eşittir 2x yapar ve x de 15 olarak buluruz. Hocam başka türlü üçgenden bulabilir miyiz? Yani cevap balık kesir çıktı. Ya iç ile dış şey orta arasında kalan açıya benzettim bunu. E, neydi? Şöyle üçgeni tamamlayacak olursam iç ile dış şey orta arasında kadar açı x ise burası 2x'tir. E sonra A artı B'yi de kullanacağım. Bak bu üçgende dış açı dış açı bir de bu dış açı 180 eksi 2x Dış açılar toplam 360'dan gidip yine sonuca ulaşabilirsin. Bu da ikinci yolumuz olsun. Normalde ne yaptık? Dörtgen iç açılarından gittik. Yani bir şekilde formülsüz bir şekilde de sonuçlara ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Altıncı soru balık kesir. Geldik yedinci soruya. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen gördüğümüz zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. Yani 9'un karesi artı 10'un karesi eşittir. Diğerlerinin kareleri toplamı. X'in karesi artı 8'in karesiydi. E buradan ne geliyor o zaman? Burası 81 artı 100 eksi 64 eşittir x kare yaptı. Şu 36 yaptı. Bunu 36 ile toplarsak kaç yapıyor? 117 yapıyor. x kare x de böylelikle kök 117 yapar. O da 13 çarpı 9 galiba. 9 dışarıya çıkar 3 diye cevapta ne olacaktır? 3 kök 13 olacaktır. Yani 7 bir soru denizli oldu. Geldik 8'e. A, B, ABCD dörtgen E, F, G, H bulundukları kenarların orta noktaları HG uzunluğu 12 olduğuna göre bu. Arkadaş eşit eşit. Ne geldi aklımıza? Orta taban. Yani şunu şöyle çizersem şu köşegen çizersem orta taban oldu. 20, 12 ise burası 24 olur. E hocam burada da bir orta taban var. Çünkü bunlar eşit bunlar eşit olduğundan 24 ise burası da 12 olur mu? Olur. E, direkt 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Alan ABCD nedir diye soruluyor. Böyle orta noktalar olunca arkadaşlar bir kere 12 13 ne üçgeni 5 12 13. Orta noktalar olunca orta noktalardan oluşan dörtgen oluşturun diye hep söylüyoruz. Hatta bu dörtgen paralel kenar oluyordu. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Ee, o zaman 90 ise burası da 90, burası da 90, burası da 90 oldu paralellerden dolayı. E, o zaman ben buradaki alanı bulabilirim. 5 çarpı 12, 60 eşit burası. Bu alanda tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. E o zaman tüm alanda 60 çarpı 2'den 120'ye eşit olacaktır. Ya da ya da ya da nasıl yapabilirsin? Hocam 5 ise orta tabandan köşegen 10 olur. 12 ise orta tabandan köşegen 24 olur. Köşegenler çarpımının yarısı da diyebiliriz. Köşegenler dik kestiği için. Çünkü burası 90 ise köşegenler de dik kesir. Oradan da sonuca ulaşabilirdik arkadaşlar. Evet 9. soru 120. Yani Edremit yaptı. Geldik 10. soruya. Köşegenler arasındaki açı ve köşegenler verilmiş. Yani direkt 12 çarpı 8 çarpı sinüs 150 bölü 2 bize neyi verecektir? Alanı verecektir. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Ee, çünkü 180'e tamamı Bu da 1 bölü 2'ye eşittir. 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 4 yaptı. 4 ile de 8 sadeleşince 2 kaldı. 12 ile de 2'nin çarpı 24 yaptı. Yani cevap denizde oldu. 10. soru da geldik 11'e. 11'in soruda da arkadaşlar karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diyebiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda hocam 20 bölü 35 nedir? Alanlardaki oran tabandaki oranlamaya eşittir. 20 bölü 35 5'e bölsen 4 5'e bölsen 7. Yani burası 4K iken burası 7K. E hocam 7K'daki 42 ise 6 katı 6 katı burası da 24 yapar diyebiliriz. Yani cevap Ceyhan olur. Burada ne yaptık? Tamamıyla üçgen bilgisiyle yaptık. Bak üçgen bilgisini dörtgenlerde ve bundan sonraki konularda çok kullanacağız. Gördüğünüz üzere. Formülü edilmişi de var. Karşılıklı kenarlar, karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Dörtgende köşegenler çizildiğinde. Ama bak, genelde formüle ihtiyaç duymuyoruz genelde. Geldik 12'ye. Ee, burası 8 verilmiş. EDA H 8 alanı verilmiş. FBG 10 alanı verilmiş. Ben konu anlatımı da bunun ispatını yapmıştım. İspat tekniğiyle de yapabilirsiniz arkadaşım. Ee, bizden ne isteniyor? EFGH isteniyor. Şu karşılıklı alanlar tüm alanın dörtte biriydi. Yani 18 tüm alan neye eşit olacaktır? 18 şu ikisinin toplamı 18 çarpı 4. Yani 72 eşit olacak. e Tüm alan 72 ise kardeşim bu alanda tüm alanın yarısıydı. E, o zaman burası da ne olacaktır? 36 olacaktır. E, bizden de orası isteniyor zaten. Cevap 36. Yani 12. soru Edrebit yaptı. Ve böylelikle dörtgenlerde birinci testi bitirdik. O zaman bir sonraki videoda dörtgenlerin ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.